Gözden merhaba. Türkiye 24 Haziran'da bir baskın genel seçime gidiyor. Genel seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Aslında panik halinde hükümetin aldığı bir karar bu. Ee, çoğumuz bekliyorduk ama bir süredir son birkaç saattir hükümet sözcüsü durumundaki gazetecilerin yorumlarını izliyorum. Zaten biliyorduk demeye getiriyorlar. Oysa çok iyi biliyoruz ki hemen hepsi aslında Erdoğan'ın bugüne kadar hep sözünde durduğunu. Dolayısıyla daha dün 2019'da seçim yapılacağını ilan ettiğini. Dolayısıyla bir erken seçim beklemediklerini söylüyorlardı. Yanıldılar. Çünkü Erdoğan'ın aslında ne kadar hızla verdiği sözden dönebildiğini hatta daha geçen yıl Erken seçim isteyenleri vatana ihanetle suçlarken, daha dün 2019'u üç kez telaffuz etmişken, bugün birdenbire koşullar değişti deyip ne kadar hızla dönebildiğini bilmiyorlardı. Erdoğan'ın hızına, o dönmekteki hızına ve kitleleri ikna hızına gazeteci arkadaşlarımızın yetişmesi zor gibi görünüyor. Evet, Erdoğan neden bu kararı verdi? Çünkü büyük ihtimalle kendisinin... Anketlere düşkünlüğünü biliyoruz Muhtemelen önüne gelen anketler kendisine işlerin 2019'da çok daha çatallaşacağını gösterdi Zaten ekonomi iyiye gitmiyordu Ekonomide çok ciddi sıkıntılar vardı Enflasyonla mücadele neredeyse bir kenara bırakılmıştı Türkiye çok ciddi bir borçlanmaya gidiyordu Bu da aslında bir anlamda yaklaşan seçimlerin bir işaretiydi ee, yerel seçimde iktidar partisinin her zaman geride kaldığı biliniyordu. O yüzden yerel seçime erken gitmenin e, genel seçime etkileyeceği, onun üzerinde psikolojik bir baskı oluşturacağı muhakkaktı. Bütün bu faktörler ve elbette asıl önemlisi muhalefetin henüz toparlanmamış olduğu gerçeği e, Erdoğan'ı bu karara itti. Tabii İyi Parti'deki yükselişi ve tırmanışı da burada dile getirmek lazım. Hükümetin seçim tarihini ilan ederken bile İyi Parti'nin seçime girememe ihtimalini düşünmüş olduğu kulislere yansıdı. İyi Parti'nin tırmanıyor olması ve MHP'nin ve iktidarın altına uyuyor gibi bir görüntü sergilemesi iktidarda bir endişe yaratmışa benziyor. Dolayısıyla aslında erken seçim kararının arkasında Bahçen'in ısrarından ziyade Akşener'in zorlamasının olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Erdoğan aslında ani gibi görünen bu kararı aylardır adım adım örüyordu. Aslında önce örgütünü toparladı metal yorgunluğu olduğunu söylediği örgütleri tasfiye etti. Kendi adaylığını açıkladı. ittifakını kurdu. Bahçeli'nin desteğini aldı. Seçim yasasını çıkardı. Sandıkları kendince güvenceye aldı. Sandıkta yapılacak hileleri yasal bir meşru bir hale getirmeye çalıştı. O hali ilan etti ve seçime o halde gitme kararını böylece sergiledi. Afrin'de operasyonu yaptı ve şimdi adeta bir e, savaştan çıkmış bir lider pozisyonunda Cumhurbaşkanlığı sandığı e, sandığına gidecek. E tabii bir yandan da seçim gezilerine başladığı söylenebilir. Bir süredir görüyorsunuz günde 3-4 yerde açılışlar, törenlerde konuşarak e, aslında seçim kampanyasını çoktan ateşlemişti. E, Erdoğan'ın niyeti görünen o ki ...birinci turda bu işi bitirmek. Çünkü e, birçok veri gösteriyor ki... ...iş ikinci tura kalırsa... ...ikinci turda muhalefetin bir araya gelerek... E, ...bu seçimi Erdoğan'ı karşı kazanma ihtimali büyük. Dolayısıyla Erdoğan'ı saraydan indirme ihtimali büyük. O yüzden bütün hesaplar... ...Erdoğan'ın birinci turda e, almasına dönük yapılıyor. Anketler bunun için kritik görselgeler sunuyor. Çünkü hala e, kimi anketlere göre... Garanti görünse de kimi anketlere göre MHP'nin oyununda Erdoğan'ı seçtirmeye yetmeyeceği izlenimi var. İşte burada şimdi muhalefetin rolü çok önem kazanıyor. Önümüzde 66 gün var. Bu 66 gün içinde muhalefetin birinci turda ...aslında seçimi kazanacak şekilde bir hazırlık yapması, bir ittifak yapması lazım. Çünkü e, ikinci tur belki de kalmayabilir eğer birinci turda Erdoğan alırsa. Dolayısıyla e, hesap şuydu, e, ilk turda bütün adaylar yarışacak, kimse kazanamayacak. İkinci turda e, muhalefet en çok oy alan muhalif adayın yanında toplanacak. Eğer Erdoğan birinci turda kazanırsa böyle bir şey olamayacak. Dolayısıyla şimdi muhalefetin ikinci tur için hesapladığı şeyi birinci turda yapması yani birinci turda tek bir ada etrafında birleşmesi gerekecek. Çok zor bir şey 66 gün içinde bunu organize etmek ama e, şu anda belki de muhalefete düşen bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak Türkiye'nin demokratik bir ülkeye olmaya devam etmesi ya da bir despotik rejime geçmesi kararında e, tek bir konu üzerinde ittifak sağlaması ve seçime öyle gitmesi. Başka bir yol gözükmüyor 66 gün içinde yapılabilecek. Dolayısıyla Tek kararın demokrasi ve adalet olması ve tek ortak paydayla seçime gidilmesi gerekecek. CHP'nin diğer e, ortağı göründüğü sağ partilerin oyunu alabilecek bir adayla çıkma ihtimali yüksek görünüyor. E, dolayısıyla şimdi bunun pazarlığı başlayacaktır. Ve bu pazarlık dileyelim ki 24 Haziran'a kadar hızla e, sonuca varsın. Haziran ayı iktidar için... Pek e, iyi hatıraları olan bir ay değil. Biliyorsunuz e, ilk seçim darbesini bir Haziran günü yemişlerdi. Yine Haziran'ın geziyi hatırlattığı ve e, büyük bir Türkiye'nin en büyük toplumsal muhalefet hareketini akla getirdiğini de e, bir kenara not edelim. Dolayısıyla e, Haziran muhalefet için çok zor görünmekle birlikte aslında iktidar içinde hiç kolay değil. E, bu baskın seçimden ille de e, zaferle çıkacakları izleniminin olmadığını aslında e, ilk haber aldıklarında meclisteki milletvekillerinin yüzlerinde gördük. E, bakın tarih de bunu bize söylüyor. Anna Menderes başarılı bir yönetimden sonra 1957'de gittiği erken seçimi e, kaybetti ve Allah bir daha bana böyle bir seçim yaşatmasın dedi ve bir daha da seçim yaşayamadı. Aynı şekilde Özal 91'de gittiği seçimde iktidarı kaybetti. Ecevit 2002'de yine Bahçeli'nin teşvikiyle gittiği erken seçimden sonra iktidardan oldu. Erken seçim iktidarlar için bir sığınak gibi görünse de bir mezara da dönüşebiliyor. O yüzden AKP için de hiç kolay olmayacak. Hepimiz için ülkenin bir var olma yok olma anlamı taşıyan bu seçime 24 Haziran'a son derece hazırlıklı gitmesi ve 66 günü en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Tek yol demokrasi için ittifak. Bunu bekliyoruz. Hoşçakalın.